aynı zamanda vatandaşa, köylümüze olan bir hizmet olarak olur. Yani şunu anlatmak istiyorum. Gerçekten bugüne kadar Sakarya Nehri üzerinde bilhassa 80 yıllarından sonra korkunç bir talan başlamıştır. Bu da konuda biraz memnun olacağım çünkü yani şunu anlatmak istiyorum. Onu bir yere koyalım. 39 Sakaryalı olarak Sakarya'nın menfaatleri için siyasi bir düşünce altında kalmaksızın ne gerekiyorsa hep beraber tekamül ettirelim. Çünkü Sakarya'da vatandaş bizden bunu bekliyor. Teşekkür ederim efendim. Şimdi son turda tabii ki temennilerimiz olacak. Bunlar bizi seçen insanlara karşı görevlerimizi en iyi şekilde yapmamız ve dolayısıyla burada hizmetleri denetim altında yürüterek vatandaşa en iyi şekilde sunmamız. Şimdi tabii ki Geyve'den şu anda İl Daimi Encümen üyesi yok. Daha önce de beyan ettiğim gibi arkadaşlarımız Daimi Encümen üyesi burada payların dağıtımında etkililer ve dağıtıyorlar. 1994 yılında hatırladığım kadarıyla Geyve'nin hiçbir köyüne köy yardımı yapılmamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ama 1995 yılında sadece diyor ki falanca köylere yardım yaptık. Tabii ki bunların listesinde biz 1 Kasım dönembaşı toplantılarında varlık izahnamesinde ve encümen müdahalehanemesinde göreceğiz. Ve bunun yanında şunu diyeceğim. Sadece şunu diyeceğim. 7 kilometre diye düşünüyordum. 6 kilometre dedi. Asfalt yapıldı dedi. Güzel. Geçen sene hiç asfalt yapılmamıştı Geyve'ye. Evet. Ama az olsa bu yapıldı. Fakat Çileköy'den bir şikayet geldi. Orada biraz partizanlık olayları olmuş. Asfalt orada biraz incelmiş. O köyün oyunun çoğunun Refah Partisi'ne çıkması dolayısıyla. Böyle bir şikayet geldi bana. Ama tabii bu yapılmıştı. Bunlar yapılmamalı yani. Bunları temenni ediyorum. Yani partizanlık yapmamalıyız. Bize oy versin vermesin bu insanlar, bizim insanlarımız, onlara ve bunlara hizmetkarıyız. Her ülkelerden. Ben edeceğim. Evet, son tur gelirken biraz da sayın arkadaş. Vefat etti ve kendisi de bu konuda şikayetlerini gündeme getirmişti. Ve gerçekten bu ciddi bir sorundur. Ne oluyor? Şu anda kaçak, isim vermeyeyim, daha sabahleyin gelirken gördüm, 30 tonluk arada gidiyor ocak. Ya bu ocak kaçak çalışıyor. Ve sonra ne oluyor? Geyve'nin içerisinden geçiyor. Geyve'nin yollarını bozuyor. Geyve Belediyesi bu konuda ne gibi tedbir alıyor bilmiyoruz. Ama arabaların çalıştığı bir gerçek. Geyve'nin asfaltını bozuyor. Şu anda gerçi ishal hakkı dolayısıyla asfalt çalışmalarına başlamışız ama tamamen şebeke tahrip olmuştur, bozulmuştur asfaltlar. Ve dolayısıyla tarihi köprü yıkılacak Arifatpaşa tarihi köprüsü. Ve daha önceden tespit edilen aralık miktarları tespit gününden bugüne genişlemiş. Ve Çardakköy köprüsü yer almış. Ve dolayısıyla Mekeşe köprüsü de yer almış. Burada Geybe yöresini ve hatta Göynü'yü, Taraklı'yı, o bölgeyi ilgilendiren Ankara'dan gelen hattı kapsıyor. Büyük bir facia bekliyor. Kaymakam Bey çağırıyor bizi. Toplanıyoruz. Diğer Necis Yedir arkadaşlarım da geliyor. Bakın diyor, burada bir facia var. Bu faciaya gidermemiz lazım. Siz işte milletvekillerine söyleyin. Buraya köprü yapın. 8 sene anavatan iktidarda kaldı. Anavatan döneminde de buraya Cengiz Altınkayalar geldi, söz verdi. Köprü yapacağız. Bilmem ne olacak. Hiçbir şey olmadı. Ve şu anda tarihi köprü de yıkılacak. Bu bir gerçek. Yani buna da bir çözüm bulunmalıyız. Ali Fuat Paşa. Tabii Ali Fuat Paşa köprüsü. Taş ocaklarının, ya bu bir gerçek. Burada gerçekleri konuşuyoruz. Hiçbir şey saptırmak istemiyoruz arkadaşlar. Bunlar ortak yaralarımızdır. Yani bunu konuşmayacağız da neyi konuşacağız? Benim kimseyle bir husumetim alacağım, vereceğim hiçbir şeyim yok. Hepimiz kardeşimizsiniz. Yani ben belki sürücü lisanıyla bir sayıyı yanlış verebilirim. Bundan bir maksadım yok. Ama
bu sorunlar halledilmelidir yani. Halledilmezse yarın bu köprüde göçtüğü zaman Arifat Meşir Belediyesi ayakları daha fazla oymasın diyerekten kendi imkanlarıyla önüne bir set yaptı. Su fazla oymasın diyerekten. Ama bu köprü göçerse büyük bir facia Geybi bölgesini bekliyor. Bu konuyu da burada gündeme getirmiş oluyorum. Teşekkür ederim. Konu hakkında da bazı çekimlerimiz var. Gerçekten öyle. Orada bir tabela var bu konuda. Vasıla kıyamaz, kamyon geçemez diye ama ne yazık ki bizim tespit ettiğimiz bir sürü kamyon hem de yüklü kamyonlar. Vali Bey aslında kaymakam beye siz tedbiri alabilirsiniz dedi. Evet. Ama kaymakamlığın da bu konuda alınmış bir tedbiri yok köprü üzerinde evet. Yani. Geçmeye devam ediyor. Evet. Bizzat da gece çalışıyor yani evet. Kamyonlar. Efendim artık vaktimiz epey ilerledi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bugün durdurduk var. Diyor, şu anda görüşüm bu. Evet. Gayemiz zaten evet. Efendim, bir dakika birkaç kelime ilave etmek istiyorum. Söyleyeceğim sözlerine. Evet. Gayemiz zaten neydi burada? Enver arkadaşımızın da beyan ettiği gibi. Bütçenin gelirini arttıralım. Bütçenin gelirini nasıl arttırırız? Ancak bu yöntemle arttırılır. Ben bunları gündeme getirdim. Şurada abimizin yok Rusum'du, yok cezadı bilmem neydi. Benim verdiğim değerler normaldir. Ben bunu evlat kılıç yapmaya sordum. Benim evlatım da üzerinde Rusum cezadı yazılı değil. Kendisine sordum nedir dedim. Efendim cezadır dedi. Ceza söyledim. Attık işe diye ceza Rusum yazılı. Ha ceza olmuş, ha Rusum olmuş. Bunlar kesilmiş ama tahakkuk edilememiş. Evet. Bunu geçecekti. Değerli arkadaşlarım. Bakın şurada 11 tane kaymakamın mühürleri var. Bunlar Sakarya nehrine sınır olan köylerimizdir. Pamukova'nın, Pamukova'ya gelen meclis üyemiz Sayın Feridun Turan, Cihadiye Köyü, İsabalı, Karapınar, Teşvikiye, Çardak Köy, efendim Özbek, Bayrakçışehir, Eğriçay, Pınarlı ve Şahlamaz köy muhtarlarının ortak dilekçeleri var. Diyorlar ki bu Sakarya nehrinde kontrolsüz kum çalışmaları yapıldığından dolayı nehrin debisi düşmekte ve dolayısıyla bizim artıcenlerimiz su çekememe durumuyla karşı karşıya. Sakarya nehrinden sorduğumuz zaman Sakarya nehri üzerinde bulunan fabrikaların artıklarını Sakarya nehrine bırakması dolayısıyla sebzelerin kuruduğu ve bizzat biz Cadayhan'la beraber Geybe'nin Bozüren, Kozan ve Bayat köylerine gidip buralarda inceleme yapmıştık. Gerçekten öyle. Köylü bunu istem ettiği zaman karşı tarafta ocak sahibi gece çalışıyor. Gece. Gece çalışmaya devam ediyor. Sallama kepçeyle karşı tarafa atıyor. Dolayısıyla usulsüz, denetimsiz çalıştığı gibi bunlar ruhsatlı ocaklar. Ve devlet su işlerinin Sakarya'nın kenarına dizmiş olduğu taşlar Sakarya nehrine akıyor ve gördük ki orada söğüt ağaçları Sakarya'nın içerisinde kalmış. Ve vatandaş 8 milyar dolarlık bütçenin tanziminde vermiş oldukları hizmetlerinden dolayı bütün encümendeki arkadaşlarıma teşekkürlerimi bildiriyorum. Şu anda Ankara'da bekleyen, uzun süredir bekleyen Mali İdareler Yasası'nın bir an evvel çıkması. Çünkü burada arkadaşlar konuşuyor, yetkilerimiz aslında sınırlı. Kanunda yazacağım ama tamamen yetkiler Sayın Valimizin elinde. Gündeme getirmediği zaman, Enver Bey dediği gibi, mümkün değil, bir şey yapamıyorsunuz. Gündeme gelmesi lazım bu konunun. Gündeme gelmediği zaman etkili olamıyorsunuz. Onun için bir an evvel Mali İdareler Yasası'nın çıkmasını ve